Günaydın adaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi de günün konuğunu Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Sayın Hakan Dinçüre'yi arayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi izleyen herkese iyi sabahlar dilerim. Evet, yoğun bir gündem var yine bakanlık çalışmaları noktasında da. En taze olanından başlayalım dilerseniz. Petrol ve doğalgazla ilgili bir çalışma yapılıyor, bir konferans düzenleniyor bu konuyla ilgili olarak. Ve dün de başladı, bazı konuşmalarınızın detaylarını bizler de gördük. Özellikle adanın etrafındaki doğalgazın bulunmasından sonra adamızda da doğalgaz ve petrol konusu gündeme gelmeye başladı. Ne murad ediliyor bu konferansla ilgili olarak onu soralım önce. Bu konferansla ilgili bölgedeki jeopolitik yapıyı inceleyecekler bu konuda, çalışmaların bir tanesi. Bir diğeri de bizim aylar önce Bakanlar Kurulu'nda görüşerek hazırlama kararı aldığımız petrol yasası var. Bu yasanın esas itibariyle biz ana çerçevesini hepsini bitirdik. Şu anda hukuk dairesinden ve merkez mevzuat dairesinden görüş alıyoruz. Bu yasayla ilgili onların sivil toplum örgütleri, ODA'nın bir kongre düzenleyerek katkı, farklı görüşler var mıdır diye bir de ayrı bir çalışma gündemi var. Dün ve bugün yapılan kongrede. Esas itibariyle zaten orada kongrede yer alan birçok arkadaş da bizim yaptığımız bakanlık bünyesindeki çalışmada yer aldı. Akademik kadrolardan yer alanlar var. Bizim dairemize bağlı mühendislerin yaptığı çalışmalar var. Biz ana hatlarıyla petrol yasasını hazırladık. Tabii ki petrol yasasını hazırlamak tek başına yetmez. Biliyorsunuz yasaların altında esas pratikteki çalışmayı belirleyen ikincil hukuk dediğimiz tüzüklerdir. Tüzüklerin hazırlanmasına da mutlaka dün ve bugün yapılan çalışmanın katkısı olacaktır. Tabii ki bizim yasanın ana temel amacı, kapsamı KKTC'nin hak sahibi olduğu alanlarda hidrokarbon yataklarında nasıl bir milli menfaatler doğrultusunda nasıl bir arama çalışma yapılacağı, kimlerin nasıl yetkilendirilebileceği, en etkin şekilde nasıl sonuca gidilebileceği, bunların nasıl denetleneceği, bulunması, çıkarılması, üretilmesi konusunda neler yapılabileceğinin hukuki zeminini oluşturmak, bunları bir düzen disiplin içinde yasal bir mevzuata oturtmaktır temel amaç. Çünkü KKTC'de bu yoktur. Ben bakanlığa geldikten sonra 6-7 ay önce bunu fark ettik. Türkiye'de yaptığımız temaslarda da bunu dile getirdik. Burada Bakanlar Kurulu'nda da konuştuk ve böyle bir çalışmayı başlattık. Umarım kısa zamanda yasallaşacaktır ve arkasından çok süratle ikincil hukuk olan tüzükleri de hazırlayıp Bakanlar Kurulu'ndan geçirirsek işte o zaman biz masada ve uluslararası arenada sürekli konuşulan hidrokarbon yataklarında var olan haklarımızın bizler kendi iç hukukumuzda nasıl yöneteceğimiz, nasıl işleteceğimiz konusunda da zeminde hazır olmuş olacağız. Yani bu önümüzdeki dönemde yeniden bir arama çalışmalarının bizim açımızdan da başlatılacağı şeklinde yorumlanabilir mi? Önümüzdeki dönem dediğim yani kısa vade değil belki ama uzun bir dönemde olursa. Bir kere sadece KKTC'de bizlerin söylediği bir gerçek değil. Dün de altını çizdim ben. Dünyadaki uluslararası arenadaki önemli aktörler kim? Birleşmiş Milletler kim? Avrupa Birliği kim? En büyük ülke güç ABD. Çeşitli bir şekillerle, çeşitli zamanlarda verdikleri mesajlarda ne diyorlar? KKTC Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğal kaynaklardan Kıbrıs'ta yaşayan herkesin eşit hakkı vardır, eşit kullanımı hakkı vardır. Sahip olma hakkı vardır. Demek ki bu bizim sadece kendi başımız ortaya çıktığımız, bizim burada da haklarımız var diyerek ortaya çıktığımız bir nokta değil. Uluslararası hukukun da teslim ettiği bir haktır bu. Bu haklarımızın kendi içimizde nasıl düzenleyeceğimizi, nasıl yöneteceğimizi belirlememiz, yasal olarak kendi iç mevzuatımızı hazırlamamızdan doğal bir şey olamaz. Bunu yapmamak
eksiklik esasında yıllardır. Evet. Peki biraz da su konusuna değinelim dilerseniz. Zaman daralıyor. Seçim evet. öncesinde program yaptığımızda istihdamlar noktasında seçim sonrasının beklendiğini söylemiştiniz. Evet. Kadro ihtiyacınız var diye. Onlar alınıyor yani mu? Yani biz biliyorsunuz Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası ile bir akit imzaladık. Bakanlık Kurulu'ndan geçen bir hizmet alımıdır bu. Yanlış bilmezsem bugünlerde münhel çıkıp müracaat kabul edilecek ve çok kısa sürede yani birkaç gün ya da hafta içinde sonuca varacağız. O noktada 20 tane personel alınacak. Bunların 14'ü mühendis, 6 tanesi teknisyen olacak şekilde bellidir. Sözleşmenin detayları da bellidir. Nasıl bir hizmet alınacağı, görev şemaları, nasıl çalışacakları, kimin emrinde çalışacakları ve ne maaşla çalışacakları hepsi bellidir. 2 ay gibi bir süre var aslında. Temmuz ayında su projesinin evet. hayata geçmesi bekleniyordu. Zaman çok hızlı geçti. Biz hazır mıyız gerçekten? Bunu çokça defa size sordum. Gerekli yasayı hazırladığınız altyapı tamamdır ama gerçekten hazır mıyız 2 ay içinde? Her şey eksiksiz olacak. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben su konusunda sürekli bir şeyler spekülatif olarak konuşuluyor. Mesela su projesinin asla hayata geçmeyeceği, suyun Türkiye'den gelmeyeceği başlayarak her türlü spekülatif söylemler devam ediyor. Şunu söyleyeyim. Kış döneminde deniz geçişinde bir yavaşlama, zaman zaman uzun süreli durma oldu. Bu iklim şartlarından kaynaklanan bir şeydi. Bunu defalarca açıkladık. Şu anda çok hızlı bir şekilde ve başarılı bir şekilde borular eklenerek deniz geçişi sağlanıyor. Sevinerek söylemek isterim ki 80 kilometrelik geçişte 35 kilometreye varıldı. Bu önemli bir gelişmedir. Çünkü kış boyunca bir ilerleme sağlanamamıştı. Şu anda yaklaşık 10 kilometreye yakın ilave bir yeni mevsimde başlayarak geçiş sağlanmıştır. Ve İnşallah iklim, hava şartları böyle devam eder, uygun şartlarda devam eder ve hızlı şekilde bu deniz geçişi devam eder. Benim buna söyleyebileceğim bir şey daha var. Umarım en kısa zamanda, muhtemelen Mayıs sonuna doğru bir uygun şartları yaratabilirsek, basınla beraber, sizlerle beraber oraya gidip denizde bu deniz geçişi esnasında yapılan çalışmaları birlikte yerinde görüp nasıl özverili ve yoğun yüksek teknolojiyle bir çalışmanın yapıldığını ve projenin ne kadar sağlıklı bir şekilde ilerlediğini hep beraber yerinde müşahede edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Öyle bir ümit ediyorum, öyle bir planlamamız var. Şubat ayı içerisinde yapmayı planlamıştık ama birçok olumsuz faktör etkiledi ve onu iptal ettik. Hı hı. Mayıs sonuna bunu yapmayı planlıyoruz. Peki belediyelerle olan krizi çözebildik mi? Çünkü en çok bu konuda söz söyleyen ya da dirayet gösteren belediyelerdi. Onları şöyle söyleyeyim, ikna edebildiniz mi diyelim? Ben şöyle söyleyeyim. Ortada bir vizyon var. Vizyon şudur. Birinci adım KKTC'de 24 saat her haneden, her iş yerinden kesintisiz, basınçlı, içilebilir nitelikte suyun akmasıdır. İkincisi, KKTC'deki her su zerrecinin damlasının en etkin şekilde kullanımıdır. Biz bundan geri adım atacaksak yol haritası başkadır. Bu vizyonu herkes sahiplenirse gidilecek yol haritası bellidir. Ha, ondan sonra biriyle öbürüyle uzlaşma bence çok gereği de yoktur. Tabii ki paylaşacağız. Diyalog kültürü, şeffaflık, açıklık tabii ki olacak. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu vizyonu ortaya koyacaksak, bu vizyonun hayata geçmesi için gerekli koşullar vardır. O koşulları kim sağlayacaksa çıkacak ortaya. Bu bir ihale olacaksa ihaleye şirket mi oluşturulur, ortak konsorsiyum mu oluşturulur, çıkar ortaya, müracaat eder ve kendi yapabileceği noktada görevi talep eder, üstlenir. Uygun şartları da sağlarsa o yapar. Bu belediye ise belediye, özel bir şirketse özel bir şirkettir. Ama acaba bizler, önce hizmeti alanlar,
Sonra işte toplumun aydın kesimi, yönetenler ve belediyeler. Bu vizyondan sapmaktan bahsedebilecekler mi? Yani bu hizmeti biz götürelim ama yatırım yapmayalım. Bu hizmeti biz götürelim ama evde varsın vatandaş çeşmesinden içilebilir su içmesin. Ya bu tartışmaya gireceksek bunu bilmem. Ama benim öngördüğüm ve hedeflediğim sistemde KKTC'de herkes evinde içilebilir suya sahip olmalıdır. Bu onun en doğal hakkıdır. Benim temel savunduğum felsefe budur. Yaptığım çalışmaların temelini de bu oluşturur. Bu vizyondan biz sapalım diyenler varsa onu da tabii ki tartışacağız günü geldiğinde. Herkes bunu niye Gözde Hanım evinde içilebilir suya sahip olmasın onlar çıkıp izah edecekler. Yani günün sonunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani biz de yüzüyoruz kuyruğa geliyor, sonuna geliyoruz. O esnada ortalık feryat figan oluyor ve o noktada kilitlenme aşamasına geliyor. Yani bir nihayete erdireceğiz. Vallahi o zaman sıkıntı bu işlerde yaşanır. Herhalde en önemli olan nokta kamu yararı, doğruyu savunma, siyasi kararlılık. Yani bunları bir araya getirebilirsek bunlarla yani suyu getirmek bu adaya tabiri caizse okyanusu geçmektir. Okyanusu geçtikten sonra kısır çekişmeler içinde derede boğulmamızın bir manası olmadığını düşünüyorum. Peki bu konuda bir endişeniz var mı? Çünkü yani bunun bir bedelinin olacağı aşikar. Yani sonuçta yapılan bir yatırım var ve her yatırım belirli bir şekilde de kar gütme amacı da güder aynı anda. Tabii ki de bir bedeli olacak. Bunu anlatabilecek miyiz? Benim esas derdim o. Çünkü vatandaşa gidip burada de belediye derse su gelecek faturanıza şu kadar artacak. O iş tepkiyi beraberinde getirir. Onu düzgün bir şekilde anlatmak gerekir. Şunu söyleyeyim. İçme ve kullanım suyu için KKTC halkı ne bedel ödüyor? Bunu iç hesabını yaptık mı? İçme suyu için KKTC halkı ne bedel ödüyor? Bir kere evinden içilebilir nitelikte akacak suyun bir tonun bedeli bugün 3 aşağı 5 yukarı tarifesinde gördüğü su kadarsa KKTC halkının buna itirazı mı olur? Bundan mağdur mu olur KKTC halkı? Tam tersi. Evine 9 gün, 10 gün, 15 gün suyu gitmeyen insanlar, köyler var. Bunlarla ilgili şu anda çalışıyoruz. Nasıl biz atıyorum Bafra bölgesindeki köylere, nasıl Erenköy ve civarındaki köylere suyu götürebiliriz? Daha ileriye gideyim. Daha önemlisi, nasıl Lefkoşa'nın bu yaz içme su sorununu çözeriz diye çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili yeni kuyular kazıp bunları devreye sokmaya çalışıyoruz. Çünkü su 20 Temmuz'da gelse bile 20 Temmuz'a kadar geçen sürede işte sürekli Sayın Belediye Başkanı Harmancı'yla görüşüyoruz. Rum tarafı düzenli olarak verdiği suyu kesti. Ve Lefkoşa'da su sorunu başlıyor. İşte çok kısa sürede önümüzdeki birkaç pürüzü aşabilirsek bizler Türkiye'den daha su gelmeden Güzelyurt'taki kendi su havzalarımızdan yeni ana ishalatlarını kullanarak Lefkoşa'ya su vermeyi planlıyoruz. Bu neyi sağlayacak? Kayıp kaçak oranının %50'lerde olduğu bir ortamda kayıp kaçak oranının minimuma düşeceği bir seviyeye geçeceğiz. Aynı su miktarını bile çok daha etkin bir şekilde kullanacağız. Biz bunları planlıyoruz. Dediğim gibi yani ben kamu yararı olduktan sonra, ortak akıl olduktan sonra doğruyu çok rahat bulabileceğimize inanıyorum. O yüzden son derece ümitli ve rahatım. Evet. Tabii bu stüdyolarda sizi ağırladıktan sonra zaman zaman eski bakan arkadaşlarınızı ya da başka isimleri de ağırladığımızda şöyle bir şey diyorlar. Sayın Bakan evet çok çalışıyor, çok bilgili ama bir kelime oyunu yapıyor. Nedir o diye soruyorum. Suyu biz yöneteceğiz derken suyun kime yönetileceğinin kararını biz vereceğiz diyerek aslında bir kelime oyunu yapıyor diyorlar. Gerçekten böyle mi görüyorsunuz siz de bunu? Şimdi bir yerde şunu söyleyeyim, yani temizlik ihalesinden bazen verdim bu örnekleri, başka şeylerde de verebilirim. Yani bir caddenin nasıl temizleneceğine karar vermek o caddenin temizliğini yönetmek midir? Bir caddenin ne sıklıkla temizleneceğini, hangi aletlerle, sadece süpürgeyle mi, makinelerle mi temizleneceğini, günde kaç kez temizleneceğini, kaç personelin çalışacağını, bunların nasıl olacağını belirleyip denetlemek, bunu yönetmek midir, değil midir? İlle de süpürgeyi eline alıp süpürmek midir, onu yönetmek? Bunlar çok basit, halkın da anlayabileceği tarzda
örneklerdir. O yüzden KKTC'de suyu biz yöneteceğiz. Bizim irademiz, yasamızın altında yapmaya çalıştığımız bütün nokta da budur. Suyun nasıl yönetileceğinin bellidir. Suyun işletici firmaya ihale edilebilir. Bu belediyeler olabilir. Ama bir ihale bedelinde metreküp fiyatı belli olacak mıdır? Olacaktır. Bu metreküp fiyatı topluma yansıyan bir rakam olmak zorunda mıdır? Hayır, değildir. Suyu biz yöneteceğiz. Suyun merkezi bir üst koordinasyon kurulu olacak. Halka nasıl yansıyacağını o belirleyecek. İşletmeci firmadan metreküp fiyatı başka olabilir. Devlet bunu sübvanse edebilir. Devlet bunun bir kısmını sübvanse edebilir. Örneğin emeklisine diyebilir ki şunu yapacağım, sosyal yardım alana bunu yapacağım, engellisine bunu yapacağım diyebilir. İşte bu kararları verecek olan siyasi otoritedir. Bu ülkeyi yöneten siyasettir, hükümettir. Ve hükümetin içinde yer alan devlet kurumlarının oluşturacağı su yönetimidir. Demek ki bu ülkenin yönetiminde irade sahibi olan hükümetlerin yönettiği birimlerin etkin olacağı bir içinde belediyelerin de yer alacağı, yerel yönetimlerin sorumlularının da yer alacağı, tarım dairesinin yer alacağı, su işleri dairesi, çevre dairesi vesairenin de yer alacağı, maden, jeoloji maden dairesi yer alacağı bir kurumdan bahsediyoruz. Bunları yönetecek ve devletin iradesini ve devletin politikasını yansıtacak. İşte bu suyu yönetmek değil de nedir? Yani anlamadım. Bundan daha açık bir ifade olamaz diye düşünüyorum. Evet. Bir de geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon programını daha tamamlamıştınız. Deniz temizliği ile ilgili, deniz kirliliği ile evet. mücadele noktasında tarihsiz bir olay yaşamıştık geçtiğimiz yıllarda. Evet. Ve etkileri çokça tartışılmıştı. Temizlemek için canımızı yemiştik hatta. Artık böylesi riskler her daim var, her ülke için var ama nerede, ne zaman, neyi yapabileceğimiz konusunda uzman bir ekibimiz var mı? Bunu bilmek bile içimizi rahatlatır. Şu anda sayıda yanılabilirim 50 civarında kursa katılan yetkin insanlar, yani konusunda yetkin insanlar bu kursa katıldılar ve belgelerini aldılar. Bu tabii ki olası bir petrol kirliliğindeki nasıl bir yol haritasıyla müdahale edileceği, organizasyonun nasıl yapılacağı konusunda eğitim alındı ve uluslararası geçerliliği 5 yıl boyunca uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaydı bu. Bu tabii ki programın bir bacağıydı. Yani ikinci bacağı şu anda bir çalışma yapıyoruz. Üniversitelerle temas kuracağız. Üniversitelerden yardım isteyeceğiz. Ve kıyıda tesisi bulunan tüm işletmelerin, bu otel olabilir, marina olabilir, tersane olabilir, başka bir şey olabilir. Yani kıyıda tesisi olan her işletmenin petrol kirliliği açısından risk analizini yaptıracağız ve tespitini. Ondan sonra bir sonraki adım, üçüncü adımsa devletin üzerine düşen, alması gereken tedbirler ve ilgili kurumların, tesis sahiplerinin alması gereken tedbirleri oluşturacağız ve bunları yapılmasını sağlayacağız. Bir sonraki adımsa bütün bu tedbirlere rağmen bir aksilik olursa nasıl bir müdahale yapmamız gerekir? Bu müdahale yapılırken hangi aletlere, teçhizata, ekipmana ihtiyacımız olacak? Onları belirleyip onları hazır halde, stok halde tutacağız. Yani geçmişte olduğu gibi Türkiye'den malzemenin gelmesini beklemeyelim. Bir izleyicimizin sorusu var. O daha çok çevresel konularla alakalı. Onu da gelmişken sorayım. İzleyicimiz diyor ki yaz ayları geliyor ve yaz aylarında da malumunuz açık havada eğlence çok fazla oluyor ve eğlence yerlerinden çevreye tam anlamıyla bir ses kirliliği yayılıyor. Bu noktada zaman zaman şikayetler yapıyoruz, yetkililer geliyor ama bunun önlemini alabilecek bir şey yok mudur? Bir standarda belirlemek mümkün müdür diye sormuş. Evet. Soru için çok çok teşekkür ederim. Bu tam da aylardır üzerinde çalıştığımız bir konudur. Bunun iki türlü tedbirini alıyoruz. Birincisi biliyorsunuz her mali yıldan sonra Maliye Bakanlığı ilgili bakanlıklara harcamalarıyla ilgili yetkiler verirler. Bizim üzülerek söyleyeyim şu ana kadar Çevre Koruma Dairesi'nin mesai saatleri dışında ses kirliliği değil herhangi bir kirlilik ya da başka bir konuda denetleme yapma şansımız yoktu. Çünkü ek mesai hakkımız yoktu. Evet. Personeli nasıl görevlendireceğim?
İşte bu hafta içerisinde bunu çözüyoruz ve mesai saatleri dışında hafta sonları ve gece denetlemeleri başlayacak. Böylece bu tür şikayetlerin olmasına bir engel oluşacak. Tabii ki hep gelen bir eleştiri vardı veya soru vardı, katkı vardı. Denirdi ki siz gidersiniz, sesi kısarlar, siz kaçarsınız, aynen, sesi açarlar. Biz bunu nasıl kontrol edeceğiz, biz nasıl yararlanacağız bu işten, nasıl denetlenecek? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kıbrıs Türk Mühendis ve İmarlar Odası Başkanı ile de görüştük. Şimdi yeni bir cihaz yapıyoruz ve bütün müzik yapmak için izin verdiğimiz iş yerlerinin tamamına takmayı zorunlu hale getireceğiz. Bu nedir? Diyelim ki biz müzik yaparken diyoruz ki şu şu şartlarda, atıyorum 55 desibelin üzerine çıkmamak kaydıyla müzik yapma izni veriyoruz size. O cihaz 55 desibelin üzerine ses çıktığı anda o müessesenin tamamının elektriğini kesecek. Dolayısıyla oradaki iş yeri elektriksiz kalacak. Tekrar bunun elektriği açma hakkına sahip ama bir gecede kaç kez elektriğin gitmesine kendisi ya da müşterileri tahammül edecek. Dolayısıyla bir otokontrol oluşacak. Bunun çalışıp çalışmadığını, müzik saatlerine uyup uymadıklarını da az önce bahsettiğim gibi bundan sonra yaygın bir şekilde ada genelinde Çevre Koruma Dairesi mesai saatleri dışında kontrollerini de denetlemelerini de yapacak. Uymayanlara da ceza kesecek. Bu anlamda bütün bölgelerde müzik yapmak için izin alan iş yeri sahipleriyle birebir daire müdürü görüşüyor ve onları uyarıyor konuda şimdiden. Kesinlikle toleransımız olmayacak. Yani Kıbrıs'ta artık üzülerek söyleyeyim yapanın yanına kar kaldığı bir düzen oluştu. Ve herkes kaçak bir şey yapar. Ondan sonra onu yasallaştırmaya çalışır. İşte Dipkarpaz'daki yaşadığımız olayların birçoğunun özünde yatan budur. Sadece Dipkarpaz'a örnek vermek yanlıştır. Başka birçok yerde de böyledir. İşte ses de böyledir. Herkes yapanın yanına kar kalıyor. Kimsenin de bunu ne denetlediği, ne ceza kestiği, ne engellediği var. Biz bu anlayışa karşıyız. Yanlış yapan herkesin takipçisi olacağız. Gücümüzün yettiği yere kadar. Tabii bu işin şöyle bir handikapı var aslında. Yani eğlence yerleriyle evler, konutlar iç içe olduğu için çoğu zaman bu sıkıntı var. Gelin Eliman'da görüyoruz. Ben bir dönem eşimle beraber bir mekanda işletmecilik yapıyordum ve saat 10'da ki müzik sesi de oldukça düşüktü. Yani şimdi bir beyefendi vardı, pijamalarla geliyordu. Hadi artık yatın kapatın diye saat 10'da da böyle bir şey de yani oluyor zaman zaman. Esasında bizim bazı şeyleri planlamamız lazım. Mesela Maosa'da sur içinde. Evet. Gece müzik yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır? Yapılmalıysa acaba bütün müzik yapan yer mekanları o kentin bir bölümüne toplamak daha mı doğru bir strateji? Yani bizler olaylar hep oluşuyor ve ondan sonra ne yapacağız diye bakıyoruz. Yani iş yeri açma iznini biz vermiyoruz. Müzik yapma adına iş yerini onaylatıyor, alıyor müessese işletme sahibi. Sonra geliyor, ben müzik yapacağım diye izin aldım. Ne yapacağım burada diyor. Sohbet toplantısı mı yapacağım? Aynen. Orada da bir haklılık var. Demek ki birçok şeyi makro düzeyde önce düzenlemek lazım diye düşünüyorum. Peki bu cihaz yeterli sayıda var mı söylediğiniz o sistem? Basit bir cihaz olacağını söylüyor. Yani Mühendis Odaları Birliği Başkanı Ahmet Bey ile ben konuştum. Bunun kısa sürede hazır hale gelebileceğinden bahsetti. Maliyetlerini herhalde önümüzdeki hafta içinde konuşacağız ve bunu bir devlet politikası haline getireceğiz. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Bakanım su kuyuları ile ilgili herhangi bir gelişme var mı? Geçen programda da bu konuyla ilgili soru atan bir izleyicimizdi. Su kuyularının açılması, yeni izinlerin verilmesi noktasındaki sıkıntı devam ediyor. Bu noktada bir adım atılacak mı? Hazır seçim dönemleri de bitmişken mecliste tatile girmeden bunları bir gündeme getirebilir misiniz diye sormuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Su kuyularıyla ilgili birçok çalışma var. Öncelikle
vatandaşlardan çok yaygın gelen talep ve şikayetler yeni su kuyu kazmalarıyla ilgili taleplerdir ve bunları izah etmekte bazen zorlanıyoruz. Anlatıyoruz. Vatandaş tabii kendi ihtiyaçları ve kendi penceresinden baktığı için kabul etmek istemiyor. O da şudur. İçilebilir su rezervlerinin olduğu su aküferleri üzerinde yeni kuyu kazma noktasında yasanın da zaten bir sınırlayıcı rolü var. Bizlerin de o konuda yetkileri zorlayarak yeni izinler vermeme konusunda bir duruşumuz var. Adaya tarihi ne olursa olsun önümüzdeki birkaç ay içinde su gelecek. Hı hı. Sunun geldiği andan itibaren içilebilir su ihtiyacı adada artık bence önümüzdeki 50 yıl için ortadan kalkmış olacak. İşte o zaman bu yeni kuyu izinleri ve düzenlemeleri konusunda artık yer altındaki suyun çilebilir rezervler olarak tanımlanıp da korunmaya çalışılmasına gerek yoktur. Çünkü artık yer altından çekip de içme kullanım suyu olarak kullanmayacağız. Su var, o suyu ne yapacağız? Tarım amaçlı kullanacağız. İşte vatandaşların talep ettiği kuyu izinlerine daha esnek ada genelinde önce suyu etkin kullanma, ihtiyaca göre kullanma noktasında bir düzenleme yapacağız ama bunu tüm Kakadeci halkının bilmesini isterim. Yani yasalarda da var olan her kuyu kendi içindeki parsele aittir. Parsel dışına çıkaramazsınız. Yani 3 dönüm bir tarla varsa ve içinde bir kuyu varsa o 3 dönüm içerisinde o kuyu suyunu kullanmanız lazım. Bizde ne yapılıyor? Borular döşeniyor. Bazen yüzlerce, bazen kilometrece borularla o su o kuyudan başka bir tarafa transfer edilir. Veya ne yapılır? Tankerler gelir. O kuyudan tankerlere su basılır ve tankerlere su satılır. Şimdi bunların hepsinin ortadan kalkması lazım. Çünkü yasa zaten mevcut yasa. Yeni bir yasaya gerek yok. Mevcut yasa buna engel. Düzene koyuyor zaten. Yani bu su konusunun bu kadar başı boş ve tutanın elinde kar saydığı bir düzenden, yani gerçek ihtiyaç sahibi bazen mağdur oluyor. Başkaları da bunun üzerinden rant sağlıyor. Yani bunun çok adil olmadığına, hakkaniyete uymadığına inanırım ve bunun mutlaka düzenlenmesi gerektiğini bilirim. Bir görevde olduğumuz sürece de bunu yapılanması için çalışıyoruz. Bir izleyicimiz diyor ki Sayın Bakan'a sorum şu. Halen askeri alan olarak telli alan olan fakat tek bir hareket olmayan Kemal Aksay Caddesi yani Berete karşısındaki arazi böcek, fare ve başıboş kedi köpek yuvası oldu. Burasını acaba temizleme imkanı yok mu? Çok güzel bir çevre parkı olarak kullanılabilir burası. Hem çevre eğitimi de verebiliriz bu sayede. Ne düşünür Sayın Bakan demiş. Bu konuda bazı düşünceler var ama burada paylaşmam için erken. Haklıdır şikayetlerinde. Tabii ki ben üzülerek bir şeyin altını bir kez daha çizmek isterim. Galiba bugün sabah bir arkadaşım telefonla bildirdi. Bazı televizyon kanallarında, bazı programlarda hala daha program yapımcıları dahil veya bazı milletvekilleri meclis kürsüsünden hala daha atıyorum yol kenarlarındaki otların temizliğini Çevre Bakanlığı'ndan sorumlu tutuyorlar. Belediye sınırları içerisinde temizlenmeyen alanların temizleme görevi Çevre Bakanlığı'ndaymış gibi hala daha şikayet etmelerine ama mümkün değildir. Vatandaşlarımız kendi hür iradeleriyle yerel yönetimleri seçiyorlar. Seçerken bunlara dikkat etmeleri lazım diye düşünüyorum. Ve şikayetleri varsa işte seçim dışında da birinci adres hizmeti vermekten sorumlu olandan bunu talep etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizim görevimiz Çevre Bakanı olarak çevre temizliği yapmak değildir. Bunu denetlemek evet tabii ki görevimizdir. Bu konuda uyarılar yapıyoruz. Maalesef ada genelinde sadece bir noktada değil, kent içlerinde bile moloz dökülüyor. Çöplerini poşete koyup açık alana atılıyor. Eğitimden başlayarak birçok şeyin değişmesi, anlayışın değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ve sorumluluk sahibi hem vatandaşlarımızın hem yerel yönetimlerin daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da yanlış bir şey. Bizde görev tanımları ada genelinde sıkıntılı olduğu için mesela herkes kim ne iş yapar tam net olarak kararlaştıramadığını, bazıları da üzerine vazife olmayan işleri de yaptığı için öyle bir sıkıntı oluyor. Ama diyorsunuz ki bunun ilk etapta sorumlusu belediyelerdir. Evet.
ve vatandaşımızdır. Kendisi atmaması lazım bazı şeyleri. O zaten bilincin olması lazım. Evet. Bir izleyicimiz de demiş ki Sayın Bakan plajlara da el atsın. Yüzmek için para mı ödemek gerekir? Yıllardır söylediğimiz bir isyan, çok da haklı bir isyan aslında. Bu konuda Bakanlar Kurulu'nun bir çalışması olduğunu söylemekle yetineceğim. Yani bu konuda vatandaşlarımızın bir bedel ödemeden hizmet almayacaksa, alacaksa aldığı hizmetin bedelini ödeyecek. Ama hizmet almayacaksa denize girmek bir haktır. Bu konuda Bakanlar Kurulu'nda görüşüyoruz. Birincil olarak benim görevim değil bakanlık olarak bu. Ama bu konuda Bakanlar Kurulu hassastır, bir çalışma yapıyor. Ama işte o sizin dediğiniz hak ve hukuk tanıma gerekiyor. Çünkü alanı kapatıyor özel işletme. İki branda, iki şemsiye, iki şenzlon. Hadi içeri girerken de 25-30 lira para ver. İnsanları mecbur bırakıyorlar. Her tesisin yanından denize direkt girilebilecek bir ortamın yaratılması konusunda bir çalışma yapmaya kararlılığındayız. Yani her tesisin içinden değilse bile yanından geçip denize ulaşabileceği bir anlayışı savunuyor Bakanlar Kurulu. Güzel bir anlayış, inşallah hayata geçer diyelim o zaman onun içinde. Yaz geliyor demiştik. Yangın helikopteriyle ilgili geçtiğimiz programda da size sormuştum. İngiliz üsleriyle ilgili bir girişimin olabileceğinden bahsetmiştiniz. Nedir netice? Hazır mıyız? Şöyle lazım söyleyeyim. Bir kere önümüzdeki mevsim eli kulağında havalar ısındı. Bu sene yağışlar bol oldu. Yangın riski yüksek. Ormanlarımızı korumamız açısından bugün özellikle bu vesileyle kamuoyuna, vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak isterim. Yangın bazen kendiliğinden, bazense insanların bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları yanlışlardan ortaya çıkıyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızın son derece duyarlı ve dikkatli olmasını, sorumluluk sahibi olmalarını, kendilerinden kaynaklanmasa bile en küçük riski ya kendileri anında ortadan kaldırmalarını veya bizlere veya ilgili makamlara bunu iletmelerini ben özellikle rica ederim. Ha, bizler ne yapıyoruz? Bizler Bakanlar Kurulu'nda da görüştük. Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı'nın özverili çalışmalarıyla şu anda bakanlığın bünyesinde bir ihale şartnamesi hazırlanıyor. Bu ihale şartnamesini en kısa zamanda Merkez İhale Komisyonu'na ileteceğiz ve bir ihaleye çıkılacak. Yaz döneminde burada bir yangın helikopterinin bulunması, bulundurulması konusunda bir kararımız var. Ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. İnşallah çok kısa sürede bu sezon adamızda konuşlandırılmış, bize hizmet verecek, bize ait bir yangın helikopterinin olmasını hedefleriz. Kira olarak olacak herhalde, değil mi? Ya zaten önemli olan kirası vesairesi değildir. Yangın çıktığında helikopterimizin olmasıdır. Tabii ki şu anda bulabileceğimiz en pratik çözüm kiradır. O yönde bir ihale şartnamesi hazırlıyoruz bakanlık bünyesinde. Bir de tabii ki bizim yangına hazırlıklı olmamız için bir ekibimiz var, yıllardır çalışan. O ekibin de herhalde bir hafta içerisinde göreve başlayabileceği ve peyderpey sayısının riskler arttıkça artırılacağı bir çalışmanın içerisindeyiz. O da diğer bir nokta. Şunun altını çizerek sorayım. Helikopter bizim adada herhangi bir yerde konuşlanmış halde duracak yani, değil mi? Evet. Türkiye'den falan kalkıp gelmeyecek. Hayır. Zaten Türkiye'den kalkıp gelecek helikopterin şu an için Türkiye'deki Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılmış bir çalışmada öyle bir hazırlığı ve pozisyonu var zaten. Biz adada konuşlanmış bir helikopter için çalışıyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Evet. Çalışma o. İzleyicimiz demiş ki eğitim parkı projesi var galiba Sayın Bakan'ın gündeminde, öyle mi demiş. O sorduğu mekanla ilgili olarak, eğer öyleyse teşekkür ederiz diye de belirtmiş. Bizler tabii çevre konusunda tabii ki çok hassasız. Ben birkaç hafta önce de bir programda açıklamıştım kamuoyuna. Önümüzdeki hafta birinci çevre çalıştayını yapıyoruz. Bu çok önemli. Üniversitelerimizdeki buradan veya Türkiye'deki üniversitelerden akademik kadrolardan oluşturduğumuz bilimsel bir komiteyle çalıştık. Haftaya Perşembe günü
sabah saat 9'da başlayacak olan, Acapulco'da başlayacak olan ve 2 gün sürecek olan bir çevre çalıştayı yapıyoruz. 3 ana başlığı var. Birincisi biyolojik çeşitliliktir. Bu biliyorsunuz KKTC'de 9 tane özel çevre koruma bölgesi var, ÖÇKV'ler. Bunların yönetimi, korunması, geliştirilmesi konusunda neler yapılabilir, önerileri tartışacağız. Birinci başlık biyolojik çeşitliliktir ve 3 başlık tabii bu. 3'ü aynı anda farklı salonlarda devam edecek bir çalıştay olacaktır. İkincisi katı atıkla ilgilidir. Katı atık yönetimiyle ilgilidir. İkinci başlık odur. Üçüncü başlıksa sanayiden kaynaklanan atık sudur. Bunun 2 alt başlığı var. Biri peynir altı suları, maro suyu dediklerimiz. Diğeri ise zeytinyağı fabrikalarının altından çıkan kara su dediğimiz suyun yönetimi ve tarafıyla ilgili başlıktır. 3 ana başlık, 3 ayrı salon. 2 gün devam edecek bir çalıştaydır. Ve hedefimiz bu çalıştayın raporlanıp 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kamuoyuyla paylaşılması olacaktır. Bu bizim çevre çalıştayı ve çevreye global yaklaşımlar, bilimsel yaklaşımlar yaratma açısından birinci adımdır. Bunun sonuçlarını, çıkacak önerileri ve bunları hayata geçirebilme becerimizi test edeceğiz ve kısa süre sonra başka alt başlıklarda yine benzeri çalıştayları yapma niyetindeyiz. Yani bir tane yaptık, 2-3 sene sonra yapalım, böyle bir hedefimiz yoktur. Belki 3 ay sonra başka başlıklarla benzer çalışmalar yaparak Kıbrıs'taki, KKTC'deki çevre sorunlarının ana başlıkları zaten bellidir. Bu başlıklar üzerinde beyin fırtınaları yaratmak, çeşitli görüşler, tartışmaları yaratmak, sivil toplumun tamamını çağırdık. Bu vesileyle davetiye ulaştıramadığımız herkese de buradan çağrı yapıyorum. Haftaya Perşembe günü sabah saat 9'da başlayıp 2 gün boyunca sürecek Acapulco'da birinci çevre çalıştayı vardır. Tüm yerel yönetimleri, tüm sivil toplum örgütleri, ilgili duyarlı vatandaşlarımızı, mühendislerimizi, katkı koyabilecek herkesi, yerel yönetimlerin şu anda görevde olan veya görevden ayrılmış olanlar dahil tümünü bu çalıştayımıza davet ediyoruz. Evet. Peki şunu sorayım, yani özellikle bu atık ve çöp sorunu adamımızın önemli sorunlarından bir tanesi. Yani pek çok ülke şu şeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Evsel atıklar, işte tıbbi atıklar, bunları güzel güzel kategorize edip dönüştürebileceklerini dönüştürüyor, dönüştüremeyeceklerini de usulüne uygun bir şekilde imha ediyor. Bizde hala böyle değil. Hala çöp kutularının içerisinde herhangi bir ayrıştırma olmadan, o bilinç olmadan her şey atılıyor. Bu da büyük bir sorun aslında. Bunu nasıl gidereceğiz? Bununla ilgili yani problem bellidir. Çözüm yolları da bellidir. Madem bu kadar belli olan bir konumdadır, niye çözülemiyor? Çözülme konusunda da adımları atıyoruz. Bugün programınızdan sonra bununla ilgili de yine geniş kapsamlı bir toplantım var bakanlıkta. Eğer bu birkaç gün içerisindeki toplantılarda arzuladığım noktaya varabilirsem, atıyorum Kalkanlı'daki çöplüğü, ODTÜ'nün altındaki vahşi depolamayı birkaç hafta içinde kapatmayı hedeflerim. İşte bunu yapabilmenin belirli koşulları var. Bunlar için hem siyasi irade hem kurumlar arasında işbirliğine ihtiyaç vardır. Birkaç gün gibi kısa sürede, belki bir hafta gibi kısa bir sürede bunu sağlayabilirsek, geçen günkü, 2 gün önceki Bakanlar Kurulu'nda da bu konuda tam yetki istedim. Evet. İçişleri Bakanlığı'yla bir işbirliği yapacağız, bir kuralsızlıkla. Bu işbirliğinde onların gördükleri hedefleri, hassasiyetleriyle bizimkiler Çevre Bakanlığı olarak örtüşürse muhtemelen çok kısa sürede katı atıktaki kaba sorunu çözme noktasına gidebiliriz, birkaç ay gibi bir sürede. Şu anda zaten Güngör'de %56 katı atık, ülkenin katı atığı düzenli depolanıyor. Lefke
Güzel Yurt, Laptan'ın bir kısmı, Mausa çöpünün de düzenli depolanmaya transfer edilebileceğini, o ihtimali göz önünde tutarsak katı atığın bu sefer %80'lerin üzerinde bir kısmının çok kısa bir sürede düzenli depolanabileceği ve böylece çevredeki bu vahşi depolamanın ortadan kalkabileceği bir ortamı yakalayabileceğimiz ümidini ve planını taşıyorum. Umarım çok kısa sürede ilgili bakan arkadaşlarımla da işbirliği yaparak bu güzel müjdeyi KKTC halkıyla paylaşabiliriz. Geç de olsa bunu sağlamak bence bir başarıdır. İzleyicimiz demiş ki çöpleri yer altına gömmek gerçekten uzun vadede bir çözüm getirir mi Sayın Bakan? Yani bununla ilgili sıkıntılar devam etmiyor mu? Topraktan zaten bu kirlilik yayılmaz mı diye sormuş. Bir kere topraktan kirlilik yayılmaz. Yani o konuda yapılan bilimsel bir yöntemdir. Onların işte sızma suları var. Onların da bertarafıyla ilgili projeler vardır. Çıkan bütün katı gömülmesi diye bir yöntem yoktur zaten, hı hı, dünyada da. Bizde bazı şeyler eksik ya da yanlış gidiyor. Doğru yöntem çöpün yerinde azaltılması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve beraberinde geriye kalan işte katı atığın gömülmesi ve o gömülenin de belli bir süre sonra zaten kokuşmalar oluşuyor, gaz çıkarıyor, kötü bir koku salan gaz çıkıyor ama o gaz da paradır. Ondan da elektrik elde edilebiliyor. Yani bu deponi gazlarlar. Deponi gazlardan elektrik üretilmesi dünyada çok yaygın kullanılan bir yöntemdir. Yani biz çöpümüzü problem olmaktan çıkarıp paraya dönüştürebiliriz. Bu kadar ortak aklın olduğu, dünyada bu yöntemlerin bilinip yıllardır kullanıldığı bir ortamda biz bu çöpü ne yapacağız diye dert ediyoruz ve dert etmenin ötesinde büyük bir felaket, çevre felaketi yaşıyoruz. Daha akılcı yöntemleri organize etmek, çözüm üretmek hepimizin görevi. Başta da tabii ki bizlerin, bakan olarak bizlerin görevleri. Dediğim gibi ben hafta içinde yapılan bakanlar kurulunda da yetki istedim. İçişleri Bakanı'yla da Sayın Teverken Uluçay'la da işbirliği halinde bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Tabii bir kez daha vurgulayalım. Bu katı atık ithali anlamına da gelmiyor. Onu da kesinlikle, dikkat çekelim. O çok konuşulan bir konuydu çünkü. Kesinlikle Bakanlar Kurulu'nun başta başbakan olmak üzere hepimizin ortak bir duruşudur. Yurt dışından hiçbir surette katı atık ithaline izin vermeyeceğiz. Yani bu net bir duruştur. Bu benim kişisel duruşum değildir. Az önce vurguladığım gibi Sayın Başbakan dahil olmak üzere tüm Bakanlar Kurulu'nun ortak bir duruşudur bu. Nevzat Gökçe isimli izleyicimiz diyor ki çevreyi kirleten, zarar verenleri, ihbar edenleri ödüllendirme olamaz mı? En azından onuru edemez miyiz? İlle para da vermemiz gerekmez. Devlet ona çeşitli vergi veya harçlardan muafiyet sağlayabilir bence demiş. Aslında kötü bir fikir değil. Vallahi yani bu konuda birçok fikir geliştiriyoruz. Kimilerine göre acımasız fikirler diyorlar. Kimilerine göre doğru fikir. Örneğin arabalara zaten birçok yeni teknoloji arabalarda kamera kayıtları var. Yani evet, park etmek için ön ve arkada kullanılan kameralar var. O kamera sistemlerin ön ve arka kameralarda önünüzdeki giden araç penceresinden bir şey attıysa bunun kaydedilebileceği bir sistem dönüştürülebilir. Onu siz getirip belgelediğiniz zaman çöpü atana ceza verirsiniz. O cezanın yarısı kadarını da bir sonraki seyir seferinizden sizden düşülür. Devlet para kaybetmez, para kazanır, kirleten öder ve az önce Nevzat kardeşimizin söylediği noktada bir nevi çevreye duyarlı olan ve korumaya çalışan da mükafatlandırılmış olur. Bu ve benzeri şeyler tartışıyoruz ama vatandaşı birbirine şikayet ettirme gibi acımasız bir yöntem kullanacaksınız diye eleştiriler de geliyor. Ama tabii en azından bir bilinç var. Biri çöp attığı zaman öldürücü bakışlarla onu rahatsız etmeyi artık şey yapmışız yani. Evet. O bile bir baskı aslında. Esasında en büyük silah çocuklarımız. Çocuklarımıza çok küçük yaştan doğru eğitimler verebilirsek büyüklerin kirlettiği ortamda çocuğun suçlayıcı iki kelimesi, bunu yanlış yapıyorsun, benim yaşayacağım dünyayı kirletiyorsun demesinden daha büyük bir ceza olamaz bence. Evet. Daha etkili bir yöntem de olamaz. Kesinlikle. İki soru daha var bir izleyicimiz diyor ki Sayın Dinçürek aracına binip etrafa baktığında ben çok iyi işler yaptım diyebiliyor mu, halkıma layık bir bakanım diyebiliyor mu acaba diye sormuş.
Valla ben kendi adıma yaptıklarım ve yapmaya çalıştıklarıma bakarım. Ortaya koyduğum bir vizyona bakarım. Ve bazı konularda da yalnız kalışımın sebeplerini ararım. Örneğin bir filtre takma konusunda, bir yakıtlar konusunda verdiğim mücadelede sivil toplum başta olmak üzere kamuoyundan, medyadan ne kadar destek alıyorum. Aksa'ya filtreyi taktırdık. Bunun altında bile, öküz altında buzağı arandı. Bu bir başarıdır denmekten insanlar korktu. Kıptek'e karşı hala daha medya yoluyla bile dosyalarla televizyon programlarına çıkıp yaptıkları yanlış propagandanın, maksatlı propagandanın bu topluma zarar verdiğini anlatmaya çalıştım. Bir tek sivil toplum örgütü çıkıp evet haklısınız Kıptek'e, Tekneci'ye filtre takması konusunda hiçbir mazereti biz kabul etmiyoruz diyen bir sivil toplum örgütü görmedim, çevre örgütü görmedim. Ne kadar başarılıyız? Biz toplum olarak bakanın tek başına başarılı olmasından bahsediyoruz. Halbuki bu sorun hepimizin sorunu. Beraber yürüyoruz yılın belirli günlerinde elektrik santrallarının üzerine ve diyoruz ki işte bu bizim kaderimiz değil. Ama bunun ortadan kalkması için yapılan mücadeleye sessiz kalmak, acaba mevcut statikonun devamına razı olmak ya da onu desteklemek anlamına gelmiyor mu? Taş ocakları konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu hafta bugün sizin programınızdan döndükten sonra Bakanlar Kurulu'na önergesini imzalayıp göndereceğim. Ciddi bir düzenleme yapıyorum. Bu konuda da kamuoyunun desteğini beklerim. Defalarca programlarda bahsettim. Umarım Bakanlar Kurulu'ndan kabul görüp onaylanıp geçecek, yürürlüğe girecek ve bundan sonra taş ocağı sahipleri işte çalışıp istedikleri gibi bırakıp kaçamayacaklar. Hem çalışmanın şartları belli olacak, etrafa tozun kaçmasına engel olacak yaptırımlar, müeyyideler getiriyoruz. Yani şu anda taş ocaklarının neyinden şikayetçiyiz? Görsel kirliliğinden. Neyinden şikayetçiyiz? Doğayı tahrip edip sahipsiz bırakıp düzeltmeden, rehabilite etmeden kaçtıklarından bahsediyoruz. Nereden şikayetçiyiz? Gürültüsünden şikayetçiyiz, sarsıntısından şikayetçiyiz. Nereden şikayetçiyiz? Etrafa yaydıkları bütün ağaçları, evleri toz dumana kapladıkları ortamdan şikayetçiyiz. Bunların tamamını düzeltecek çalışan işçilerinin iş güvenliğinden tutun iş sağlıklarına kadar, hijyenik şartlarda barındırılmalarına kadar düzenlemeler getiriyoruz. Radikal düzenlemeler yani. Evet. Bütün bunları yapıyoruz. Umarım bu konuda kamuoyunun bilgisini ve desteğini de yanımızda görürüz. Az önce saydığım birçok şey vardır. Yaptığımız ses kirliliğinden tutun. Bunlar hep bilimsel yöntemler. Gaminiler konusunda düzenlemeyi yaptım. Teorik olarak dosya hazır. 4 aydır, 3 aydır bir alanı istedim. Bakanlar Kurulu'ndan bana verilsin. 4 aydır, 3 aydır alamadım. Teberrüken Bey sağ olsun söz verdi. İşte bu haftalarda onu çözecek dedi. Belki geç de olsa bir arazidir tek başına istediğim. O araziyi verdikten sonraki yapılacak bütün adımlar planlanmıştır ve bellidir. Hatta finansmanı da sağlanmıştır. Ama arazi belli olmadığı için 3 aydan fazladır. Bir tek adım atamadım. Kabul edersiniz ki 40 yıldır yapılmayan, KKTC'de var olan ama üzerine gidilmeyen sorunlarla uğraşıyoruz. İşte gaminiler sorunu bellidir. 3 ay önce bana bu arazi verilmiş olsaydı şu anda gamini sorunu yoktu KKTC'de. Taş ocaklarının hepsini belli bir düzenlemeye getireceğim. Etkisini bugün görmesek de 3 sene 5 sene sonra KKTC'deki dağlarda taş ocakların yaptığı tahrifatlar bu şekilde artık devam etmeyecek. Erenköy'deydi galiba bir taş ocağının rehabilite çalışması evet. Yapacaktınız. Evet ilk tamamdır. Oluyor o. Onu devam ediyor şu anda. Oradan malzeme alınarak rehabilite ediliyor. O proje bittiğinde 3-5 ay içinde rehabilitesi yapılmış ilk taş ocağı olacak. Bu bile bizim için çok büyük bir kazanımdır. Çizdiğimiz yoldaki kararlılığı ve doğruluğu gösterir. Her alanda az önce bahsettim. Su yönetimi konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. 6 ay, 7 aylık bir bakanlık sürecinde. Taş ocakları aynı şekilde, gaminiler aynı şekilde. Elektrik santralleri, filtreler konusunda, hava kirliliği konusunda,
Türkiye ile imzaladığımız işbirliği protokolünden sonra her hafta 3-4 mühendisimiz Türkiye'ye gidiyor ve hizmet içi eğitimden kurslardan geçiyor, yetkinlik belgeleri alıp geliyor. İnsana yatırım yapıyoruz. İnsan kaynakları açısından başka bir saptama. Yıllardır 12-13 yıldır benim bakanlığımda 5 tane daire var. 5 daire de teknik mühendislik dairesi. En yakın tarihte 12 sene önce benim bakanlığımdaki dairelere mühendis alındı. Ben bu sene mühendis kadroları talep ettim ve Bakanlar Kurulu'ndaki yapılan toplantıda Sayın Başbakan'ın, Maliye Bakanı'nın ve bütün bakanların vardığı mutabakatta bütün dairelerime, 5 daireye de mühendis alıyorum. Bunlar bana göre son derece ileriye dönük, belki popülizm değil, belki kişisel oy getirmez ama bu toplumun geleceğine, bu devletin geleceğine yapılan doğru yatırımlar, doğru adımlardır ve görmek isteyenin görebileceği çok ciddi, 40 yıldır atılmayan adımlara atılan adımlardır ve hala daha ben atıyorum karayollarının kenarındaki otun sorumlusu olmadığım halde bundan dolayı eleştirileceksem ben mutluluk duyarım. Çünkü ana temel konularda yapmam gerekenin fazlasını yaptım. O konuda hiç kimse artık eleştiri getirmiyor. Evet, son 3 dakikamız, 3 tane yorum ve soru var aslında. Biri izleyicimiz diyor ki taş ocakları konusunda lütfen atmasınlar, dağ kalmadı artık, halkla dalga geçmesinler, gerçekten dağların durumu vahim. Hep bunu söylüyoruz artık. Lefkoşa'dan Girne'ye denizi göreceğiz yani, o 5 parmakları oya oya bitiremediler diye. Bu yönde bir eleştiri var. Tamam, bununla ilgili işte bizim çalışmamız var. Bundan sonra hiçbir taş ocağı işletme planı olmaksızın bir tek patlatma yapamayacak. Belirli bir işletme planı olacak ve bu bir maden mühendisi tarafından hazırlanıp bizlere sunulacak. Bizim planımız bu. Her ay işletme planına uygun yapıyor mu? Bir, yani bir taş ocağında çalışırken taş ocağına ilk gün girdiğinde nereden başlayacağı ve bu taş ocağının nereye kadar çalıştırılacağı ve terk edilirken doğaya nasıl kazandırılarak, yani rehabilite edilerek bırakılacağı yönünde adım var, plan var. Yani taş ocağı 10 yıl çalışacaksa ikinci yılında bile taş ocağının o 10. yılın sonunda varacağı noktaya göre adım atmak zorundadır. Beklememeli, 10 yıl yapayım da şey yapayım evet, diye. Öyle değil. Bütün plan, strateji bunun üzerinedir. Bir adım daha ileriye gidiyorum. Taş ocakları çalıştırıp günün sonunda terk edip kaçabilirdi. Yapın ben battım, ekonomik gücüm yetmez diyebilirdi. Şimdi biz bunlara karşı ciddi teminatlar getiriyoruz. Yani teminat mektupları, rehabilite etmeden bıraktın kaçtın, teminat mektubuna el konup devlet yapacak bunu. Yani çok ciddi düzenlemelerden bahsediyoruz. Umarım bunları hayata geçirmede çok kısa sürede başarılı oluruz ve kamuoyu da bunların hayata geçtiğini görerek rahatlar. Evet. Bir izleyicimiz de diyor ki bu bahsettiğimiz hani cihaz vardı ya, ses ve gürültü kirliliği ile ilgili, bu yasal mıdır? Böyle uygulama yapan ülkeler var mıdır? Hangi ülkelerde uygulanıyordu da biz de bunu aldık diye sormuş. Bir kere müzik izni verirken koşulu koymak Çevre Koruma Dairesi'nin görevidir. Yani bizler hangi koşullarda müzik yapma iznini verdiğimizi müzik izni verirken belirliyoruz. Dolayısıyla ben şu şartta size izin veririm diyerek ben bunu çok rahat koşul olarak koyarım. Ha, bununla ilgili mevcut yasal düzenleme yetersizse bu yasal düzenlemeyi de yaparız. Amaç bu bir doğru bir uygulama mıdır? Bu kamu yararı güden, halkın şikayet ettiği sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulama mıdır? Ona bakalım. Yoksa başka bir ülkede de uygulanır uygulanmaz, bu ayrı tartışma konusudur. Bizler yüksek sesle sabaha kadar izinsiz, kaçak müzik yapan işletmelerden şikayetçi miyiz, değil miyiz? Şikayetçiysek bu yönde atılan adımlara hep beraber destek olacağız. Evet. Son soru, bir önceki programda da yine çokça sorulan bir soruydu. Sayın Bakan, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili ne düşünüyor? Son soru, bu izleyicilerimize de söyleyelim. Program süremiz doldu çünkü. Nükleer enerji santralleri dünyada kullanılan ve gelişmiş ülkelerin ancak kendi ülkelerinde uyguladıkları yöntemlerden bir tanesidir. Tabii ki her nükleer santralde olduğu gibi belirli bir risk vardır.
O risklerin oluşmaması için bilinen risklere karşı bilinen tedbirler vardır.